arkadaşlar. Ben Ömer Yıldırım, Expedia Yurt Dışı Eğitim Yarışmacısı. Bugün size Kanada'da yer alan harika bir sertifika programından bahsetmek istiyorum. Kanada Whistler'da yer alan Turizm, Otelcilik ve Food and Beverage alanında sertifika programı veya diploma programı 24 haftalık sürüyor. Aynı zamanda 24 hafta çalışma izni veriyor. Yani toplamda 48 haftalık sertifika programı ayrıyeten 48 haftalık eğitim programı plus 48 haftalık çalışma programı, yani 96 haftalık bir diploma programı. Bu neden mükemmel bir program? Çünkü size çalışma garantisi veriyor. Yani iş garantisi veriyor. Buradayken aynı zamanda işiniz de ayarlanmış oluyor. Saatlik ücretleri 15.20 Kanada doları. Konaklama da yine eğitim programının içerisinde. Konaklama da yaklaşık olarak aylık 300 Kanada doları civarında. Eğer sizin çalışma saatiniz günde 8 saati geçerse aynı zamanda overtime oluyorsunuz. Dolayısıyla kazancınız katlanarak gidiyor. Bu programda mutfak sanatlarını öğreniyorsunuz. Farklı yemek stillerini öğreniyorsunuz. Kendi yemek yapma, yani mutfak becerilerinizi geliştirirken aynı zamanda para kazanıyorsunuz. Bu mükemmel bir opsiyon olmuş oluyor. Mükemmel bir imkan olmuş oluyor. Özellikle de Türkiye'de hem para kazanıp hem de sertifika veya diploma almak isteyenler için güzel bir imkan. Whistler bizim Uludağ'a benzetebiliriz. Yani kış sporlarının yapıldığı bir merkez. Dolayısıyla çok fazla çalışan elemana ihtiyaç var. Turistik bir yer, eleman sıkıntısı yaşayan bir yer. Bu yüzden burayı tercih eden kişiler için iş garantisi sunulmakta. Farklı farklı alanlarda çalışma imkanı bulabiliyorsunuz. Şimdi teker teker bu programa katılmak için neler gerekiyor, ne yapmak lazım ve sorular üzerinden gidelim. Birincisi, program ücreti ne kadar? Program ücreti 24 hafta ve 48 hafta için 6950 Kanada doları. Yalnız bu ay için geçerli. Önümüzdeki aydan itibaren muhtemelen %10 zam gelecek. Dolayısıyla elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Diğer bir soru, programa katılmak için, vize için gerekli olan hesabında ne kadar para bulunması gerekiyor? Program ücreti 6950 Kanada doları olduğu için sizin oradaki masraflarınızı da karşılayacak. Minimum 10.000 Kanada doları civarında bir paranın hesapta bulunması vize için önemli olacak. Oraya gittiğinizde tabii ki para kazanacaksınız, bu parayı kullanmayacaksınız ama bu vize için gerekli olan bir para. Para direkt sizin hesabınızda olmak zorunda değil. Bu para aynı zamanda anne veya babanızın veyahut da abinizin hesabında olabilir. Yani aile fertlerinden birinin hesabında olabilir veyahut da size sponsor olacak kişinin hesabında bulunabilir. Dolayısıyla o sponsor olacak kişi size bir yazı yazması gerekiyor. Sizi destekleyeceğine dair ve bu program ücretini karşılayacağına dair bir yazı almamız gerekiyor. Bir diğer soru da hesapta bulunan paranın ne zaman ya da ne kadar süre için hesapta bulunması gerektiği. Eğer vizeye siz bir hafta sonra gidecekseniz ve şimdiden para koyuyorsanız, yani bir hafta için o para duruyorsa, bu vizeyi verecek olan konsolosu, vize memuru gözünde bir sıkıntı demek. Dolayısıyla süreyi biraz uzun tutmakta fayda var. Yani bir ay öncesinden paranın hesapta bulunmasında avantajlı ve paranın kaynağını da göstermeniz gerekiyor. Yani eğer ailenizin geliri ise bunun nereden, bu parayı nereden kazandığını vize için göstermemiz gerekiyor. Bu sertifika programıyla yanımızda eşimizi veyahut da dependent olarak partnerimizi getirebiliyor muyuz? Kanada sertifika veya diploma programlarıyla eşiniz çalışma izni alamıyor. Yani eşinizi getirtiremiyorsunuz. Master programlarında eşiniz sizinle beraber dependent olarak gelip çalışma iznine sahip oluyor. Fakat sertifika veya diploma programlarında eşiniz çalışma iznine sahip değil. Yani eşinizi birlikte getirtiremezsiniz. Peki bu sertifika programlarına kimler kayıt olabilir? Sertifika programı aslında sizin geçmişte bir turizm otelcilik deneyiminizin olması şartı yok. Yani daha önceden herhangi bir mutfak işlerinde veyahut da bir otel ya da konaklamada çalışmadıysanız bile bu programa katılabilirsiniz. Bu programa katılmak için önemli olan sizin İngilizce seviyenizin IELTS 4-4.5 civarında bir IELTS'inizin olması lazım. Yani ortanın üzerinde bir İngilizce seviyenizin olması gerekiyor. Eğer İngilizce seviyeniz yeterli değilse İngilizce ile bağlayıp bu program yapabiliriz. Yani 3 ay bir İngilizce eğitimi, akabinde sertifika programı veyahut da diploma programını birleştirebiliriz. Herhangi bir şekilde, dediğim gibi, bir background'unuzda bu şekilde bir çalışmanın, tecrübenin olmasına gerek yok. Çünkü siz buraya zaten bu alanda tecrübe ve deneyim kazanmak ve eğitim almak için gidiyorsunuz. Dolayısıyla herkes bu programa katılabilir.
İngilizcenizin yeterli olması gerekiyor. Orta üst seviyede bir İngilizcenin olması yeterli olacaktır. Peki İngilizce yeterliliğini nasıl kanıtlıyoruz? Bu programa katılmaya karar verdiğiniz zaman başvurularınızı alıyoruz tabii ki. Başvuru formlarımızı dolduruyoruz. Okulla sizin kaydınızı yapıyoruz. Online olarak bir İngilizce sınavına tabi tutuluyorsunuz. Online olarak gelen soruları cevaplıyorsunuz. Yaklaşık bir 50 soru kadar online sınavını bitirdikten sonra anlık hemen sonucunuzu alıyorsunuz. Bu sonuçta %60 üzerinde bir başarı elde ettiğiniz zaman İngilizce kısmını geçmiş oluyorsunuz. Yani okulun online sayfasında bu sınav yapılmış oluyor. Akabinde okul yetkilisi, bu program için yerleştirme yapan, size bu programı sunan okul yetkilisi sizi arayacak ve telefonla 2 dakikalık bir görüşme olacak. Burada da neden bu programa katılmak istediğinizi, daha önceki deneyimlerinizi biraz da kendinize anlatmanızı isteyecek. Dolayısıyla günlük basit düzeyde bir İngilizce diyaloğu olacak. Buna da geçtiğiniz zaman İngilizceniz yeterliliğini kanıtlamış oluyorsunuz. İngilizce yeterliliğinizi kanıtladıktan ve program için kabul aldıktan sonra neler yapılması gerekiyor? Bundan sonraki aşamada okuldan sizin adınıza invoice'lar, yani faturalar gelecek. Okul ücretini yatıracağız. Yani 6.995 Kanada dolarını yatıracağız okula. Ve okuldan kabul formu gelecek. Okuldan yasal kabul formu ile birlikte artık vize aşamasına geçmiş oluyoruz. Vize aşamasında bütün belgelerinizin toparlanmasında, girilmesinde ve düzenlenmesinde biz size ekspedi olarak yardımcı olacağız. Vize aşamasında vizemizi aldıktan sonra artık Vistra'ya gitmeye hazırız ve programa katılmaya hazırız. Peki bütün bu işlemler için ekspedi olarak biz sizden ekstra bir ücret talep ediyor muyuz? Hayır. Bunlar için ekstra bir ücret talep etmiyoruz. Biz, bizim anlaşmalarımız, ekspedi olarak bizim anlaşmalarımız okullarla olduğu için gitmek isteyen veya kaydını aldığımız öğrencilerden ekstra bir ücret almıyoruz. Okul yerleştirmesi, sizin adınıza diyaloglar ve formların getirtilmesi artı vize danışmanlığını sizin adınıza ücretsiz olarak size yapıyoruz. Tekrardan özetlemek gerekirse, siz Kanada'ya gitmeden önce çalışacağınız yer, okuyacağınız okul ve konaklamanız bizim tarafımızdan ayarlanmış oluyor. Peki oraya gittikten sonra 24 haftayı uzatmayı nasıl yapıyorsunuz? Bunu da okul size danışmanlık ve destek oluyor. 24 haftalık eğitimden sonra 24 hafta sadece çalışıyorsunuz. Bu 24 hafta uzatma sırasında herhangi bir okula gitme veya eğitim süreci olmuyor. Sadece çalışıyorsunuz. Bu da daha fazla para kazanma anlamına geliyor. 24 haftayı da doldurduktan sonra, yani 48 haftayı doldurduktan sonra ekstra uzatmaya başvurabilirsiniz. Böylelikle 48 haftayı 96 haftaya çıkartıp akabinde de dilerseniz tekrardan yeni bir kursla uzatmanızı alıp böylelikle göçmenliğe doğru gidebilirsiniz. Kanada'ya göçmen olarak başvurmanın ya da göçmen olarak gitmenin ya da vatandaşlığa gitmenin en güzel yollarından bir tanesi bu sertifika eğitim programı. Programla ilgili daha fazla bilgi almak için veyahut da kayıt olmak için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına da sorularınızı bırakabilirsiniz. Ya da bize WhatsApp'tan veyahut da e-mail ile ulaşabilirsiniz. Haberlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bizi takipte kalın, takip edin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın diyorum.